Türkiye'de Bayırbucak bölgesinde Türkmen Dağı'nın en stratejik noktası olan Kızıldağ'ın tamamen rejimin kontrolüne geçtiği bildirildi. Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Türkmen Birliği yetkilisi şunları söyledi. Biz şu an karadan herhangi bir saldırıdan korkmuyoruz. Ancak hava saldırısı bizi çok zorluyor. Elimizde 23 kalibrelik doçkalar var. Onların da sayısı fazla değil. Menzilleri de 4 kilometre kadar. Ancak Rus uçakları yüksekten uçup Türkmen köylerindeki sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Şu anda mücahitler direniyor. İkinci sahil tümeninin şu anda en büyük çabası sivilleri Yamadı bölgesine taşımaya çalışmak. Bölge haritası vardı. Anladım. Bakayım. Bahsedilen Kızıldağ bölgesi. Evet, o bölge. İşte çocuk, hanım kim varsa Türkiye kısmını alalım. Bir an önce orada sivil kalmaması lazım. Evet. İşleri zor tabii. Benim anladığım uçak savar istiyorlar. Uçak savar roket istiyorlar. Evet. Uçak savar roket sanayi Türkiye'nin en hayati konulardan birisi olması lazım. Evet. Yani bizde en az 40 bin, 50 bin uçak savar roket olması lazım. En az. İnşallah. O zaman çok yıldırıcı olur. Yani en güçlü devletler bile öyle bir şeyin karşısında diz çökerler. Evet, en önemli şey budur. Roket savar ve uçak savar. Evet. Roket. İşte Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu olsun, işte diğer kurumlar olsun, yoğun olarak buna önem verirlerse, böyle bir çalışma yapılırsa çok iyi netice alınır. O zaman şu ilk insansız hava araçlarından başlanır. Onlardan birkaç tane düşürdün mü herkes ayağını denk alır. Geleni vururuz dersin. Olur biter. Yani hiç kimse de kıpırdayamaz. Diğer ülkelerde var. Bizde ne kadar var belli değil. Olsa da işte yurt dışından falan getiriyorlar. Baksana o sınıra işte Hollanda'dan oradan buradan yani NATO kapsamında roket savar yahut uçak savar getiriliyor. Biz en alasını yapalım.